Merhaba Mete. Merhaba Nilo'ya. Mete, suyu neden buraya döküyorsun? Nehrin yerini değiştiriyorum. Aa, yeni nehir buradan mı akacak? Nehir artık buradan akacak. Bu harika bir fikir Mete. Nehir burada çok güzel olacak. Beğenmene sevindim Nilo'ya. Yalnız bir sorunum var. Ne kadar su dökersem dökeyim, toprak suyu hemen yutuyor. Merak etme Mete, ben de sana yardım edeceğim. Birlikte taşıyacağız nehri. Çok teşekkür ederim Nilo'ya. Hadi hemen başlayalım. Daha çok su taşımalıyız, daha çok. Nehrin tüm suyunu taşımalıyız. Senin için biraz küçük değil mi? Aferin sana gökkuşağı balığı. Senin evin burası. Nilo'ya hadi durma. Nehrin tüm suyunu almamız gerek. Ya nehrin suyu biterse Mete? Ne güzel işte Nilo'ya. Ben de nehrin suyu bitsin istiyorum. Çünkü ona daha güzel bir yer buldum. Peki ya gökkuşağı balıkları? Onlar taşınamaz ki. Merak etme Nilo'ya. Balıklar başlarının çaresine bakar. Mete, bu fikir güzel değil. Gel başka bir oyun bulalım. Nehri yerinde bırakalım. Ben oyun oynamıyorum Nilo'ya. Çok ciddi bir iş yapıyorum. Koskoca nehri taşıyorum. Mete lütfen, balıkları evsiz bırakmayalım. Mete. Neymiş? Sizin evi taşımaya karar verdim. He? Evini bizim bahçeye taşıyacağım. Böylece her gün görüşüp oyun oynayabiliriz. Hayır Nilo'ya, olmaz. Ne eğlenceli nehrim var Mete. Dur Nilo'ya, yapma. Neden Mete? Evinizi bizim bahçeye taşıyınca daha sık görüşeceğiz. Yoksa artık benimle oynamak istemiyor musun? Onun için değil Nilo'ya. Ben evimizin taşınmasını istemiyorum. Burası benim evim. Ama sen balıkların nehrini taşıyorsun. Aynı şey değil ki. Burası senin evin, nehirde balıkların evi. Sence balıklar taşınmak istiyor mu? İstemez tabii. Ben olsam istemezdim yani. Nehri taşımaktan vazgeçtin değil mi Mete? Vazgeçtim. Balıkların da benim gibi üzülmesine dayanamam. Hem nehir de çok inatçı. Suyu bir türlü bitmiyor. Benim nehirde hiç dolmuyor. Bu çok güzel. Balıklar evsiz kalmayacak. Peki ya benim evim? Taşımayacaksın değil mi? Yok Mete, ben sana şaka yaptım. Hem eviniz çok büyük. Ben onu taşıyamam ki. Hadi o zaman kağıttan gemi yapıp nehirde yüzdürelim. Tamam. (Gülüyor)
sınav hala bitmedi. Olsun, ben de evde oynarım. Hem annem salonda resim yapmama izin verdi. Tospiş, resmime bak. Harika bir resim yaptım. Duvarı boyadım. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. Duvarı eski rengine boyayacağım. İşte şimdi çok güzel oldu. Duvar yine eskisi gibi. Fırçamla rengarenk boyadım. Vazoyu kırdım. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Vazoyu yapıştıracağım. Oh, bunu da hallettim. Her şeye bir çare buluyorum. Yastık yırtıldı galiba. Ne yapacağım ben şimdi? Nilo'ya, kızım. Eyvah, annem geliyor. Ne yapıyorsun kızım? Oyun oynuyordum anne. Bak hava açtı. İstersen bahçede oynayabilirsin. Yok. Bugün çıkmasam daha iyi. Sen bilirsin kızım. Duvar kirlenmiş. Anneciğim yapma. Buna gerek yok. Duvarımız zaten temiz. Peki o zaman. Ben de buranın tozunu alayım bari. Olmaz. Ama neden? Anneciğim bence sen bugün hiç iş yapma. Yorulma. Otur dinlen. Yok yok oturma. Bu da ne? Anneciğim, bunlar hep benim yüzümden oldu. Yanlışlıkla duvarı boyadım. Sonra vazoyu kırdım. Koltukta zıplarken de minderi yırttım. Bugün sakarlığım üstümde. Özür dilerim. Üzülme kızım. Bazen hepimiz istemeden hatalar yaparız. Önemli olan dürüst olmak ve hatayı kabul etmektir. Merak etme kızım, hepsini telafi ederiz. Duvarı sileriz, vazoyu yapıştırırız, her şeyi düzeltiriz. Canım annem benim. Karlığım üstümde.
farkındayım kızım. Ben en iyisi bugün bahçede oynayayım. İşte bu çok güzel bir fikir. Onları takip et. Tamam. Tosbik işim bitti sonunda. Abi, şeker ağacı meyve vermiş. Ben şekerleri toplamaya gidiyorum. Şeker ağacı meyve mi vermiş? Evet abi, benim hemen gitmem gerekiyor. Bekle Niloya, ben de geliyorum. Teşekkür ederim Nilo'ya. Şeker ağacı nerede? Bu şeker ağacı değil ki, kayısı ağacı. Şeker ağacını bulamadık. Bulamazsın tabii, çünkü öyle bir ağaç yok. Evet var, kendi gözlerimle gördüm. Nerede gördün Mete? Söyle, hemen gidip bulalım. Nerede olacak? Tabii ki rüyamda. Hı?
Mete, rüyalar gerçek değildi ki. Ama rüyamda gördüğüm ağaç çok gerçekti. Ben de rüyamda bulutlar kadar kocaman kurabiyeler görüyorum. Düşünsene, hiç o kadar büyük kurabiye olur mu? Olmaz. Meğer bütün gün bir rüyanın peşinden gitmişiz. Kayısı çok lezzetliymiş. Aynı şeker gibi. Şeker ağacını bulamadık ama şeker gibi kayısı bulduk. Biz de onu yeriz. Babam çok beğenecek fındıklarımı. Anne! Baba! Efendim kızım? Fındık çuvalımı doldurdum. Hem de öyle dallarıyla çöpleriyle değil. Tüm fındıkları temizleyip öyle koydum çuvala. Aferin benim kızıma. Gelin de bakın ne kadar çok fındık toplamışım. Peki, bakalım hadi. Gerçekten çok güzel toplamışsın fındıkları. Anne, baba, abi, daha az önce çuvalın içi fındık doluydu. Doğru söylüyorum. Elbette doğru söylüyorsun kızım. Sana inanıyoruz. Üzülme kızım. Sen de bir daha toplarsın fındıkları. Bir fındıklarımı alıyor. Ama kim? Onu mutlaka bulacağım. Seni gidi tavşan seni. Yoksa sen misin fındıklarımı alan? Aferin benim akıllı torunuma. Ne de güzel toplamış fındıkları. Size gidi hafacan kargalar sizi. Demek fındıklarımı alan sizsiniz.
Demek çuvalları dağıtan kargalarmış. İsteselerdi ben onları kendi ellerimle fındık verirdim. Bahçeye bir korkuluk yapmalıyız. Korkuluk mu? Evet, böylece kargalar fındıklara zarar vermez. Hadi hemen yapalım. Afacan karga, sen çok yaramazsın. Söyle ne ararsın bizim tarlamızda. Ah afacan karga, bilmem ki ne istersin. Gat diye ötersin bizim tarlamızda. Ah afacan karga, sen çok iyi bilirsin. Fındık çuvalı acaba nerede dersin? Afacan karga, sen ne yaramaz şeysin. Kokuluktan korkarsın, yine de gelirsin. Afacan karga, sen çok yaramazsın. Gat diye ötersin, fındıkları yersin. Ah afacan karga, bilmem ki ne istersin. Gat diye ötersin, fındıkları yersin. Kargalar artık bu bahçeye gelmeyecek. Korkuluğu görünce bahçede birinin olduğunu düşünecekler. Ama ben yine de kargaların aç kalmasını istemiyorum. O yüzden onları bir tabak fındık hazırladım. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Şimdi eve dönüş zamanı. Hey kargalar! Bakın size fındık getirdim. Biz gidince yersiniz. Afiyet olsun afacan kargalar. Kuşlar çok güzel ötüyor. Neşeli şarkılar söylüyorlar. Cik cik cik, cik cik cik, cik cik cik. Çok garip. Ne oldu Nilo'ya? Kuş seslerini dinle abi. Biri çok acıklı ötüyor. Evet, sanki bir derdi var. Kuşun yardıma ihtiyacı var galiba. Ses buradan geliyor. Hadi gidelim abi. Kuşa yardım edelim. Nilo'ya, Murat. Çocuklar, bizi bekleyin. Ne oldu sana? Ağaçtan mı düştün? Bir bülbül. Kanadı kırılmış. Ona yardım edelim baba. Elbette. Yeniden uçana kadar ona bakacağız. Bizim evde mi kalacak? Evet. Uçmaya çalışıp kendini incitmesin diye onun için bir de kafes yapacağız. Harika. Canım bülbülüm benim. Ne güzel şarkılar söylüyorsun. Baba bak, bülbül şarkı söylüyor. Çok güzel sesi var. Bülbül iyice iyileşmiş. Artık evine dönebilir. Ama baba onu bırakamam. Bülbül benim arkadaşım. Onu çok seviyorum. Hem bak ne güzel şarkılar söylüyor. Peki o zaman. Bir süre daha bizimle kalsın. Yaşasın. Canım bülbülüm benim. Merak etme, seni hiç bırakmayacağım.
Yaralı bir bülbül buldum kıyamadı. Öyle güzel sesi var ki doyamadı. Yaralı bir bülbül buldum kıyamadı. Öyle güzel sesi var ki doyamadı. Çok şükür. Neden artık şarkı söylemiyorsun? Cik cik cik, cik cik cik. Hadi bülbülüm konuş benimle. Neden sustun? Yoksa yemini mi sevmedin? İstersen sana yeni yem verebilirim. Bak, yeni yem koydum sana. Canım bülbülüm, küstün mü bana? Neden bir şey söylemiyorsun? Yoksa hasta mı oldun? Nilo'ya kızım ne oldu? Baba, bülbülüme bir şey oldu. Hiç sesi çıkmıyor. Artık şarkı söylemiyor. Canım kızım benim. Onun bir derdi var galiba. Ne derdi var baba? Yuvasını, ağaçları, arkadaşlarını, gökyüzünü özlemiş olabilir. Demek gitmek istiyorsun. Haklısın küçük kuşum. Kafeste olmak hiç güzel değil. Canım bülbülüm, artık özgürsün. Evine gidebilirsin. Hadi uç şimdi. Baba bak, yeniden şarkı söylüyor. Bülbülüm iyileşti, şarkı söylüyor. Evet kızım, iyileşti. Cik cik cik. İstediğin zaman buraya gelebilirsin. Canım bülbülüm benim, seni çok özleyeceğim. Aferin benim kızıma, doğru olanı yaptın. Anneciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım. Ben bal için arılara teşekkür etmeye gidiyorum. Peki kızım. Kovan parçalanmış. Biri kovanı yemiş. Hemen babama haber vermeliyim. Baba! Kovan parçalanmış. Sanki biri ham yapmış, yemiş kovanı. Bence bu bir hayvanın işi. Hayvan mı? Evet. Bal seven bir hayvan yemiş olabilir kovanı. Ben balı sadece arılar seviyor sanıyordum.
Tabii bir de ben. Başka kimse var ki balı? Gidip kovanı bekleyelim o zaman. Balı seven her kimse mutlaka yeniden gelecektir. Harika bir fikir. Gidelim Tospik. Nilo'ya bekle, ben de geliyorum. Nilo'ya nereye? Mete, hadi sen de gel. Arı kovanını bekleyeceğiz. Beni de bekle Nilo'ya. Nilo'ya, ne görüyorsun? Arıları. Ne yapıyorlar? Bal. Saatlerdir aynı şey oluyor. Hiçbir değişiklik yok. Biraz daha sabredin. Şu çalının orada bir şey var. Bakayım. Ben de bakacağım. Orada bir şey var. Verin dürbünü. Ben de bakacağım. Geliyor. Keçi. Keçi, çekil önümden, hiçbir şey göremiyorum. Keçiden başka bir şey görünmüyor ki. Keçi, hadi git başka yerde oyna. Bu bir ayı. Ayı mı? Aa, yavru bir bal ayısı. Şşş, sessiz olun. Bakalım ne yapacak? Minik ayı bal yiyor. Annem babam abim. Herkes sever balı. Tospik bile yiyor, kim sevmez ki balı. Mete, Elif, Mine, herkes sever balı. Tospik bile yiyor, söyleyin başka kim sever balı. Baldan tatlı minik bal ayısı, ayılar bayılırlar, yer bitirirler balı. Azıcık bizi de bırak. Ayı beni anladı. Bence karnı doyduğu için gitti. Arılar ne kadar iyi kalpliler. Ballarını herkesle paylaşıyorlar. Teşekkür ederim arı kardeşler. Annem, babam, abim. Herkes sever balı. Tospik bile yiyor. Kim sevmez ki balı. Şeker yedim. Bayram bitti ama şekerlerim bitmedi. Bayramda çok şeker topladım. Annem evi süpürecek. Rın rın, rın rın.
gibi süpürürüm. Bu çok eğlenceli. Anneciğim ne oldu? Elektrik kesildi kızım. Tüh. Ah! Ne oldu kızım? Dişim çok ağrıyor anne. Artık şeker yemeyi bırak kızım. Dişlerini de mutlaka fırçalaman gerekiyor. Haklısın anneciğim. Bugün çok şeker yedim. Ah! Artık yemeyeceğim. Dişlerimi fırçalamayı da unutmayacağım. Bence hemen bir dişçiye gidelim. Dişçi mi? Evet dişçi. Yani diş doktoru. Diş doktoru ağzını ve dişlerini görmeli. Ben ağzımı açıp dişlerimi göstermeyi hiç sevmiyorum. Ama o zaman dişlerin daha çok ağrır. Ah! Hadi hazırlan gidelim. Anneciğim bugün diş doktoruna gidemeyiz. Neden? Çünkü elektrik kesik anne. Gidemeyiz. Hah, işte elektrik geldi. Yağmur yağıyor. Anneciğim bugün dişçiye gidemeyiz. Çünkü yağmur yağıyor. Merak etme yavrum. Yağmurun bitmesini sabırla beklerim. Sen de bu arada yemeğini yersin. Niloyacığım, bence yemekten sonra hemen doktora gidelim. Olmaz anne. Ah, Tospik uyuyor. Gidemeyiz. Ellerine sağlık anneciğim. Ah. Afiyet olsun kızım. Gel Tospik. Ah. Nasıl oldun kızım? Anne. Konuşamadığın için oynayarak mı anlatıyorsun? Hı hı. Dişin çok ağrıyor. Hı hı. Gitmek istiyorsun. Dişçiye gitmek istiyorsun. Hadi hemen gidelim. Kontrolüne daha çok var. Anne ben kendim için değil, Tospik için istiyorum. Onun da dişlerini göstermeliyiz. Niloya, Niloya.
kardeşe. Anne! Oğlum? Anne bak, karnemi aldım. Hepsi pek iyi. Aferin benim akıllı oğluma. Bu karne hediyen. Canım annem. Canım yavrum benim. Nilo'ya? Nilo'ya! Ben annemi de babamı da eşit seviyorum. Acaba annem de beni abimle eşit seviyor mu? Yoksa ben küçüğüm diye beni daha küçük mü seviyor? Sarı kanat yavrularını gezdiriyor. Tosbiş'im baksana ne güzel eğleniyorlar. Hep birlikte oynuyorlar. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben de civciv olacağım. Cik cik cik. Cik cik cik. Merhaba Sarı Kanat. Ben civcivlerin yeni kardeşi Nilo'ya. Öteki civcivler gibi seversin. Hı? Şu tavuğu bir bak, yavrularını tanıyor. Yavrularını tanıyor. Koruyor onları, seviyor hiç ayırmadan. Seviyor hiç ayırmadan. Şu tavuğu bir bak, yavrularını tanıyor. Yavrularını tanıyor. Koruyor onları, seviyor hiç ayırmadan. Seviyor hiç ayırmadan. Sarı Kanat, ben sizinle gelemem. Bu kümeste yaşayamam. Sarı Kanat, ben annemi çok özledim. Anneciğim! Anne, ben bugün civciv kardeşi oldum. Sarı Kanat beni çok sevdi. Civcivlerinden hiç ayırmadı beni. Tatlı kızım benim. Senin için bir hediye almıştım. Hediye mi? Resimli bir kitap. Çok teşekkür ederim anne. Canım annem,
seni çok seviyorum. Canım abim. Canım kardeşim. Yavrularım benim. Şu tavuğu bir bağır, yavrularını tanıyor. Yavrularını tanıyor. Koruyor onları, seviyor hiç ayırmadan. Seviyor hiç ayırmadan. Şu hepsi de çok güzel. Teşekkür ederim. Ne tatlı bir bebek. Hadi bebeği bisiklet turuna çıkaralım. Uf, helikoptere bak. Bence bebeği helikopterle gezdirelim. Helikoptere binip tepelere gidelim. Oyuncaklara dokunmadan oynamalıyız. Ama neden? Oyuncaklarımın dağılmasını istemiyorum. Toplaması çok zor oluyor. Peki, o zaman dokunmadan oynarız biz de. Uzaktan bakarız. Bakın yavru bir panda. Anne panda da orada. Hani nerede Nilo ya? Bak burada. Aa gördüm. Yavru panda ve annesi çok mutlu yaşıyormuş. Ama minik panda oyun oynarken çok uzaklara gitmiş. Hadi onlara yardım edelim. Anne panda ile birlikte minik pandayı bulalım. Şu güzel arabaya binip tepe tepe dolaşalım. Minik pandayı arayalım. Sarı araba. Hayır, arabanın rengi sarı değil. Turuncu mu? Turuncu araba da değil. Şuradaki araba. Hangi araba? İşte bu araba. Kırmızı araba. Hadi minik pandayı bulalım. Şu tepeyi de aşınca minik pandaya kavuşacağız. İşte minik panda. Ha? Şimdi buradaydı. Nereye gitti ki? Oyuncaklarım. Keçi, Tosbek, oyuncaklarımı dağıtıyorsunuz. Lütfen başka yerde oynayın. Elif, bir sürü oyuncağım var. Hepsi de çok güzel. Ama hiçbir işe yaramıyorlar. Aa, oyuncaklarımın hiçbiri bozuk değil. Hepsi de işe yarıyor. Dokunup oynayamadıktan sonra oyuncağı ne yapalım? Oyuncaklar oynarken dağılabilir. Ne var ki bunda? Oyun bitince toplarız. Haklısınız. Oyuncaklar dağılınca toplarız. Hep birlikte toplayacağız ama. Elbette. Hadi minik panda hala bizi bekliyor. Ben helikopterle arabaya devam edeceğim. Sarı arabamla peşinizdeyim. Benim bisikletim uçuyor. Anne panda ile birlikte geliyorum. Minik panda, minik panda. Gitmiş başka diyarlara. Annesinden uzaklara. Hem de çok uzak. Seni alalım yanımıza.
Sonunda minik pandayı bulduk. Annesine kavuştu. Elif, oyuncakların gerçekten çok güzelmiş. Bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu kadar oyuncağı nasıl toplayacağım? Birlikte toplayacağız. Ben toplamaya başladım bile. Oyuncaklarım yine eskisi gibi. Oh, çok yorulduk ama sonunda topladık. Hadi yeniden oynayalım. Bir daha dağıtalım oyuncakları.